Bu kadar sevdiğimiz sandviçin bir kumar masasında ortaya çıktığına inanabiliyor musunuz? Hem de tamamen tesadüfen. 1700'lerde yaşayan Kont John Montagu ile ilgili iki rivayet var. En çok bilineni, kumar masasında oyun uzun sürünce karnı acıktı ve hizmetçisinden hızlıca yiyebileceği bir şeyler istedi. Tabii ki yiyecek bir şeyler derken kastettiği etti. Etin iki dilim ekmek arasına konulması hem ellerinin temiz kalmasını hem de hızlı yemesini sağladı. Diğer rivayet ise Montagu'nun kumar masasında değil, çalışma masasında halihazırda çalışıyor olduğuydu. Formülü hala tam olarak bilinemeyen kolanın ortaya çıkışı ise formülüyle ilgili ipuçları veriyor. Bundan yıllar önce yani 1886'da Atlanta'da 1 Mayıs günü. Hava ılık, baharın son demleri. Eczacı Dr. John Pemberton 3 ayaklı pirinç çaydanlığında bu kez çay değil, çığır açacak bir şuruba imza attı. Şarap ve koka özünün karıştırıldığı bu leziz şurubun adı Pemberton French Wine Coca idi ve baş ağrısına iyi geldiği söylenirdi. Pemberton bir değişiklik yaptı ve karışıma karbonatlı su ekledi. Ardından çılgıncasına tüketilen kola ortaya çıktı. Neredeyse her yemekte ara öğünlerde olmazsa olmazımız olan yoğurt nasıl ortaya çıktı dersiniz. Ortaya çıkışında başrol atalarımızda. M.Ö. 6000'li yıllarda Orta Asya'da ortaya çıktığı bilinen yoğurtla ilgili iki rivayet var. Birincisi yoğurdun atalarımız tarafından karınca yumurtasıyla mayalandığı. İkincisi ise keçi derisi içinde saklanan sütün bakteriler tarafından mayalanarak yoğurt olmasıdır. Hatta bu bir yolculuk esnasında gerçekleşmiş. Sakızın ortaya çıkışı ile ilgili farklı iddialar var. Örneğin ilk sakızın Amerikan kızılderilerinin ağaçların dışından çıkan sıvıyı çiğnemeleriyle ortaya çıktığı söylenir. Ağaç reçinesinin çiğnenmesi ağız ve diş sağlığı için kullanılan bir yöntemdi. 1800'lü yılların sonunda ise doğal lateksten lastik yapmaya çalışan Thomas Adams'ın tesadüfen sakızı bulduğu söylenir. Sekizinci yüzyıl Habeşistan. Bir çoban ve keçilerin sıra dışı hikayesi. Sıra dışı çünkü keçiler garip davranıyor. Böyle bir enerjik, bir hareketli. Sonra keçilerin yediği kırmızı meyveleri takip etmeye başladı çoban Kaldi. Kendini durur mu? Yiyiverdi bu meyvelerden. Keçileri gibi o da enerjik olunca meyveleri toplayıp kabilesine götürdü. Sonrası bir süre muamma olsa da sonucu günümüzdeki gibi.